Bu videoda duygularımızın hayatımıza etkilerini anlatacağım. Duygularımızın hayatındaki önemi nedir? Hayatımızın kalitesini arttırmak için duyguların neden önemi var? Bunun mantıksal bağlantılarını ve çözüm noktalarını anlatacağım size. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz o zaman öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtırsınız. Siz de hedefinize adım adım ilerlersiniz. Şimdi görsel anlatayım size. Değerli arkadaşlar, size lazım olan kaynaklar var. Örneğin bilgi var. Tamam mı? Bilgi. Sen 4 tane üniversite bitirdin. Öyle düşün. 4 fakülte bitirdin. Bu bir vagon gibi düşün. Bu hayat yolu. Tamam mı? Var. Bak gördüğün gibi bilgi var. 4 fakülte bitirdin. 1500 kitap okudun. Öyle düşün. Çok bilgilisin. Ama tek başına bilgi işe yaramıyor. Bak görüyor musun? Duruyor böyle. Burada duruyor. Başka bir şey daha var lazım olan sana. İkinci vagonda kaynak var. Yani para da var. Maddi durum da iyi. Bunları çekecek bir şey gerekiyor değil mi? Bunu çekecek bir cesaret. Cesaret lokomotifi diyelim. Şöyle. Cesaret. Fakat bunların hepsi var. Önünde kişinin duyguları engel oluyor. Bir işe yarar mı? Duygular burada. Duygular engel olduğu için, bloke olduğu için, kapıyı kapattığı için, rayların önünde durduğu için, duygular dediğimiz zaman korkular, kaygılar, açıyoruz duyguları, korkular, kaygılar, ondan sonra vesveseler. Olduğu müddetçe senin cesaretin olsa da böyle bir motivasyon, böyle harekete geçme cesaretin var, motivasyonun var ama veya paran olsa da, maddi durumun olsa da, bilgin olsa da harekete geçemiyorsun. Çünkü sürekli önüne geçiyor bu duygular. Frenliyor seni. Harekete geçemiyorsun. Tam adım atacaksın, o korkular geliyor. Korkular duygudur çünkü. Önüne geliyor hemen. Geçmişte 144 bin kere söylenen yapamazsın, sen zaten yapamadın korkusuyla büyüdüğü için o duygu ile karşılaşıyor ve kişi adım atamıyor. İlerleyemiyor. Hayat yolculuğuna gidebilmek için, başarabilmek için en önemli şey neymiş? Duygularmış, duygular. Duygular. Yani duyguların içerisinde seni frenleyen şeyler ne? Korkular. Korkuları ne yapman lazım? Kaygılarını, vesveselerini, bunları kaldırman lazım ki tren gitsin. Vagonlar o zaman işe yarıyor. Sana lazım olan ne varsa o zaman ilerliyor. Başarın o zaman artıyor. Duygular hayata bağlıymış. Bu rayın üzerinde, bu hayat çizgisi. Hayatını direkt etkiliyor duygular. Direkt etkiliyor. Hayatın güzelleşmesini veya hayatın zehir olmasını ne yapıyormuş? Duygular etkiliyormuş. Şöyle örnek vereyim. Üniversite öğrencisi dersini çalışmış. Yani bilgi var. Çok iyi çalışmış. Ödevini yapmış. İmtihana giriyor. İmtihanda, sınavda bütün bildikleri birden yok oluyor. Kaygı, anksiyete olduğu için kişi bütün o öğrendiklerini, bütün kaynaklarını ne yapıyor? Yok ediyor birden. Birden iflas etmiş bir iş adamı gibi düşün. Hiçbir şey kalmamış. Ve heyecanlandığından dolayı o imtihandan kötü not alıyor. İşte hayat da böyle. Kişi de duygularını, yani korkularını, heyecanını kontrol edemezse hayatta, o zaman başarılı olamıyor. Sonuç alamıyor. Bu hepimiz için geçerli. İş insanları için geçerli, girişimciler için geçerli, anneler için geçerli, babalar için geçerli. Hayatın her alanında ki insanlar için geçerli duyguları kontrol edebilmek. Öfkeni kontrol edebilmek, heyecanını kontrol edebilmek, korkularını kontrol edebilmek. Eğer korkularını kontrol edersen, korkularını indirirsen, heyecanını indirirsen o zaman cesaretini kullanabiliyorsun. Şu lokomotifi o zaman kullanabiliyorsun. Yani şuradaki duyguları indirirsen aşağı, o zaman cesaretini kullanıp harekete geçebiliyorsun. Kendine şu soruyu sorabilirsin. Sen mi duygularını kontrol ediyorsun? Yoksa duyguların mı seni kontrol ediyor?
Eğer duyguların seni kontrol ediyorsa, yani korkuların, öfken, anksiyeten, heyecanlanmaların seni kontrol ediyorsa, o zaman sonu belli. Hareket edemeyeceksin. İlerleyemeyeceksin. Hayatın aşağı doğru inecek. Fakat sen duygularını kontrol edebilirsen, dizginleyebilirsen, korkularını frenleyebilirsen, heyecanını, öfkeni kontrol edebilirsen, o zaman hayatın başarılı bir hayat olacak. Gördüğün gibi yukarıya doğru ilerleyeceksin. O zaman ilerleyeceksin. Örneğin sen iş adamısın. Mal var, para var, bilgi var, her şey var, tamam mı? Elemanların da var. İnsanların önüne geçtin, elemanların önünde konuşacaksın. Ama birden heyecanlandın. Birden korku geldi. Vesvese geldi. Bunlar benim için ne diyor, ne düşünüyor diye düşünceler geldi. Duyguların depreşti. Kendini kötü hissetmeye başladın. Yani kötü duyguların geldi. Orada insanların önünde konuşabilir misin? Kendini ifade edebilir misin? Heyecanlandığından dolayı hayır. Yapamadığından dolayı zaten özgüvenin düşer. Yani başarın ne olur? Düşer. Başarısız olursun. Başarısız bir iş adamı. Başarısız bir iş adamının, bir insanın sonu ne olur? İflasa gider, değil mi? Elindekilerini kaybedersin. Bu bir örnek. Bunun dışında başka örnekler de var. Ailede de böyle. Okulda da böyle. Hayatın her alanında aslında. Sen mi duygularını kontrol ediyorsun, yoksa duyguların mı seni kontrol ediyor? Gördüğünüz gibi düşüncelerin var. Tamam mı? Bilgin var. Her şey çok iyi. Hareket ettiğinde davranışların da var aslında. Nasıl davranacağını da biliyorsun. Çünkü iş insanısın. Veya dersini çalıştın. Biliyorsun. Nasıl doldurulacağını biliyorsun. Ama duygular ne yapıyor? Bloke oluyor. Yani önüne set kuruyor. Böyle set kuruyor. O zaman düşüncelerini kullanabilir misin? Kullanamazsın. Başka? Davranışlarını kullanabilir misin? Kullanamazsın. Yani sen duygularından dolayı, korkularından dolayı, çünkü duygu korku diyelim, örnek vereyim. O zaman duyguların korku olursa düşüncelerini kullanamazsın, bildiklerini kullanamazsın, kaynaklarını kullanamazsın. Davranacağını da biliyorsun, nasıl davranılması gerektiğini de biliyorsun. Davranışların da olmadığı için icraata geçemezsin, harekete geçemezsin. Niye? Çünkü duygularından dolayı, duyguların, korkuların engel olur. Seni felç yapar. O yüzden duyguların doğrudan senin hayatını etkiliyor. Bir önceki videolarda da söylediğim gibi, düşünceler, duygular, davranışlar, bunlar ayrılmaz üçlü değerli arkadaşlar. Bunlar birbiriyle direkt bağlantıda. Bunlardan bir tanesi eksik olursa ilerleyemezsin hayatta. Başarılı olamazsın. Bir tanesi eksik olursa. O yüzden duygular davranışlarını etkiler. Düşünceler duygularını etkiler. Hepsi birbirine bağlantıda. Şöyle düşün. Bir döngü gibi düşün. Bunlar birbiriyle iletişim içerisindeler ve birbiriyle sürekli bağlantı içerisindeler değerli arkadaşlar. Hülasa burada vermek istediğim mesaj şu. Sen başarılı olmak istiyorsan, hayatta ilerlemek istiyorsan, lokomotifi kullanmak istiyorsan, huzurunu arttırmak istiyorsan, başarını arttırmak istiyorsan, bereketini arttırmak istiyorsan, ilerlemek istiyorsan, o zaman duygularını sen kontrol edebilmelisin. Duygular seni değil. Sadece duygular mı? Hayır. Düşüncelerini, davranışlarını da kontrol edebilmeyi öğrenmen lazım başarabilmek için. Bak, sen de düşüncelerini, duygularını, davranışlarını kontrol edebilmelisin. Onların esiri olmak istemiyorsan, yani bilhassa duygularının esiri, korkularının, kaygılarının esiri olmak istemiyorsan, o zaman bu konuda kendini geliştirmek zorundasın, başarılı olmak istiyorsan eğer. Neden? Duygularını sen kontrol edemezsen, örneğin öfkeni kontrol edemezsen ne yapacaksın? Evde patlayacaksın, eşine, çocuğuna bağıracaksın. Ve onları kaybedeceksin. Elindekilerini kaybedeceksin. Huzurunu kaçıracaksın. Başka? Senin önüne bir fırsat gelecek. Tamam mı? Çok güzel bir fırsat. Hemen değerlendirsen çok başarılı olacaksın. Maddi durum olarak zenginleşeceksin. Hayatında bereket artacak. Ama korkularından dolayı, yani kontrol edemediğin duyguların, yani kontrol edemediğin korkularından dolayı o fırsatı değerlendiremeyeceksin. Değerlendiremediğinden dolayı korkusu olmayan, korkusunu kontrol eden senin rakibin onu değerlendirecek,
O fırsatı değerlendirdiği için o senin önüne geçecek. O öne geçtiği zaman zaten seni de piyasadan silip süpürecek. Bu saydığım 3 etken senin hayatını, iş hayatını, senin sağlığını, senin kişiliğini, senin huzurunu, senin aileni doğrudan etkiliyor değerli arkadaşlar. Negatif etkilenmemek için, bataklığa düşmemek için o zaman bu konuda kendini geliştirmek zorundasın. Bu şart. Bizim bu konuda sana yol göstermemizi istiyorsan o zaman bu konuda bizimle iletişime girebilirsin. Bizim programlarımızda kişilere biz duygularını, düşüncelerini, davranışlarını adım adım nasıl kontrol edip ilerleyeceğini hedefe doğru onlara ellerini tutarak gösteriyoruz. Zaten bunları başardığı zaman kişi arzuladığı hedefe adım adım Allah'ın izniyle varabiliyor, başarabiliyor, huzura ulaşabiliyor. Sen de hemen bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldurup gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.